Şimdi bu virüsün öldürücülüğü konusunda şimdi insanlar kanser olmuş, üstüne koronavirüs gelmiş, yerleşmiş ve bu insan vefat etmiş. Bu insan nasıl, neden ölüm kaydı nasıl yapılıyor? Koronavirüs ölüm. Hayır arkadaşım, bu insan kanserden öldü. Kansere eklenen ikincil hastalıktan öldü. Araya giren faktörden öldü. Bu insana 2 gün susuz bıraksan da ölür. Yanlış ilaç versen de ölür. Hatalı ilaç versen de ölür. Sayısız, daha önce test edilmemiş, epidemiyolojik analizlerden geçirilmemiş sanal ilaçlar verildi örneğin. Ben sokakta yürürken koronavirüsle temas ettiğini düşündüğünden insanların eline toksik ilaçlar verildiğini biliyorum, şahidim. Kinidin bir takım antiviral ilaçlar. Ve bu insanlar günde 16 tane, 17 tane üstüne antibiyotik, üstüne virüs ilacı, üstüne kinidin verildi. Bu insanlar kalp hastası örneği. Kalp hastasına ben bir ilaç verirken yarım tablet mi vereyim, böbrek rezervine bakarım, kalp rezervine bakarım, sodyumuna, potasyumuna bakarım. Öyle ilaç vereyim, yarım mı vereyim, çeyrek mi vereyim, hafta sonu atlayayım mı? Öyle bir şey yok. Günde 16 tane ilaç, üstüne kinidin, üstüne antibiyotik. Ne yapıyor bu ilaçlar? Bu insanların, ben sağlıklı insan olarak o kadar ilacı içsem ben gerçekten hasta olurum. Ne yapıyor bu ilaçlar arkadaşlar? Nitekim bir doktor çıktı dedi ki ben kinidin öneriyorum kardeşim. Bütün dünya kinidin kullanmaya başladı. Ve sonra kinidin yok, etkisi yokmuş virüslerde, koronavirüslerde, kaldırıyoruz. Ya arkadaşım bu deney hayvanı mı? Sen nasıl bunu veriyorsun? Sen bunu verirken QT mesafesine baktın mı? Böbrek rezervine baktın mı? İlaç alırken gidip de QT'si uzuyor mu, kısalıyor mu diye kontrol ettin mi? Böbrek testleri yükseldi mi diye baktın mı? Ya ben hastanenin içinde her gün sodyum potasyum analizi yaptığım insanın bile aman potasyumu 3,5 mu 3,4 mu diye bakıyorum, endişeleniyorum ki aritmik ölüm olmasın diye. Siz hiç görmediğiniz insanların kalp yetmezlikli mi değil mi, böbrek yetmezlikli mi, karaciğer hasarlı mı? Eline ilaç ver. Böyle bir tıp yok arkadaşlar. Böyle bir tıbbı uygulayan bütün hekimleri protesto ediyorum. Bu insan hak ihlallerinin dibidir. Bir hekim de çıksın desin ki ya yapılan şeyler yanlıştı kardeşim. Sağlık Bakanlığı zorla hekimlere dikte ettirdi bu ilaçları kullanacaksınız. Kontrol etmediği insanların eline ilaç tutuşturuldu. Bu yanlış bir uygulamaydı Sami Bey. Sağlık Bakanlığı bunu itiraf etsin. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda yapılmıyor mu bunlar? Efendim, Dünya Sağlık Örgütü dediğiniz Bill Melinda Gates Vakfı'nın, Dünya Ekonomik Forumu'nun, Dünya Bankası'nın ağır konuşmayı bilmem neyi. Siz Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya halklarının sağlığıyla ilgilendiğini düşünüyor musunuz? Bu ne kadar rahatlık ve bunların hepsi ilaç firmalarının, big firma, big pharma, big medya, teknokratların kontrolü altında yapılmış bir örgüt. Biz milli sağlık sistemimizi kullanmadığımız sürece, sağlık sistemimizi harekete geçiremediğimiz sürece biz bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de, Dünya Ekonomik Forumu'nda, Bill Melinda Gates Vakfı'nın da, o John Hopkins Üniversitelerinde daha çok deney hayvanı oluruz. Bu çok ağır bir durum. Bunu insanlar algılayamadı. Sağlığı şöyle zannettiler. Bakın sağlıkta dönüşüm programı bireysel insanların temel sağlık haklarını elinden aldı. Ve sağlık pazara açıldı. Aynen tarım gibi, enerji gibi. Sağlık pazarlanabilir, alınabilir, satılabilir bir meta oldu. Temel insan haklarından uzaklaştı. Ve hükümet Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda o kadar azgınlaşmış durumdalar ki Dünya Sağlık Örgütü'ne İstanbul'un göbeğinde alan açıyor. Siz dokunulmazsınız. Sizin kontrol edilemezsiniz, yargılanamazsınız. Ya
Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul'daki açılan bürosunun haklarını bir görseniz, imparatorlarda o hak yok. Kapıdan içeri kimse giremez, sorgulayamaz, yargılanamaz. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul'da açtığı merkezin aynısı Gürcistan'da var. Zavallı Gürcüler uzaktan bakıyorlar. İçeri giremiyorlar. Zavallı gazeteciler kapıdan bakıyor, uzaktan görüntü alıyorlar. Dokunulmaz alanlar. Dokunulmaz alanları Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı bu ülkenin halkına reva gördü. Ya kardeşim, katliam mı yapacaksın? Virüs mü dağıtacaksın? Pazarlayacak mısın? Ne yapacaksın? Uluslararası bir strateji mi yürüteceksin? Senin dokunulmazlık hakkın neden? Allah mısın haşa? Sen kimsin ki dokunulmazlık alan alıyorsun bu ülkeden? Ya bunlar her nereye bak. Ama ya bunu hiçbir siyasi, yazıklar olsun diyorum, hiçbir siyasi, o tecrübeli siyasetçiler bile, muhalif siyasetçiler bile okuyamadı. Muhalifler ne yapıyor? Şu an muhalif siyasiler ne yapıyor? Ortada hükümete vuracak aklınca. Aslında vurduğu halka vuruyor. Kapanın, 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 kapanın. Ya kardeşim, kapanın da şeye, ateşe benzin döküyorlar. Az kapandınız, az kapan. Ya kardeşim, kapandın da sen, bu insanlar nereye gidecek? Nasıl ekmeğini kazanacak? Ne yiyecek? 65 yaşında yürüyemeyen adam 80 yaşında. Sen mi gidip evine erzak bırakacaksın? Bu Türkiye gerçekliği. Ya kardeşim, Türkiye gerçekliğinde bir ekonomik yıkım var. Bir sağlık organizasyonu tam değil, sosyal şeyler organizasyon tam değil. Bu Türkiye gerçeği. Bu Türkiye gerçeğinde adamı evinde yalnız bırakırsan, sahip çıkmazsan bu adam ölür. Sen mi gidip yapacaksın? Ya kardeşim, sorunu ortaya koysana. Sırf hükümet olabilmek için, sırf iktidara vurabilmek için üstüne küresel baronlar, adamları, iktidarın da içinde, muhalefetin de içinde, sağlık sisteminin içinde, iş adamlarının içinde. Bu insanlık aynen Hindistan'daki insanlar gibi şeye, birilerine muhtaç duruma geldi. Çok ağır bir travma. Gazeteci arkadaşlarım, bir takım entelektüel, sol sosyalist gelenekten gelen arkadaşlar, ben arkadaşlar, bu salgın böyle yürütülemez, bu sosyal düzende bu yürümez dediğim anda sen komplocusun diyorlar. Ya kardeşim, sen event iki şeyde, Bill Melinda Gates Vakfı'nın düzenlendiği event 201 olayını hiç mi analiz etmedin? Bu küreselcilerin hiçbir devlet olmadığını, bir şey olmadığını, ahlak olmadığını, senin yıllarca tohumunu almışlar kardeşim. Sen eğer, sana İsrail'den tohum gelmezse seneye açsın. Senin tohumunu yok etmişler, hibrit tohum. Bir sene alırsan ürün veriyor, almazsan ürün vermiyor. Üstüne de sıkıyorsun kimyasalları. Kimyasalların ülkede kontrolü yoktur. Çiftçinin elinde, bilen bilmeyen elinde kimyasallarla dolaşıyor. Üstüne sıkıyor da sıkıyor, sıkıyor da, ve biz o kimyasalları alıyoruz, yiyoruz. Rusya domatesi almadı. Almaz kardeşim. Rusya'nın insanı bizim gibi yok bilinen insan değil. Üstünde bakıyor ki kimyasal atık var. Al güle güle diyor. O toplanan bütün kimyasal atıkların üstünde olan ürünler ne oluyor? İç pazarda tüketiliyor. Sonra biz kanser oluyoruz. Antikanserojen ilaçlarımız var. Bakın, kanser merkezlerimiz var. Yazıklar olsun böyle sağlık sistemine. Yazıklar olsun bu düzene. Şimdi